نزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين Sen ey en çok merhamet eden, bana bağışladığın hediye şimdi nerede acaba? Yüce olanlar verdikleri hediyeyi geri almazlar. Yusuf'umu bana geri ver. Yusuf'umu bana geri ver. Yusuf'umu bana geri ver. Neredeysen Allah seninle olsun. Yaşadığından kesinlikle eminim. (Gülüyor)
çocuklara bir kez daha Yusuf'a ne yaptıklarını sorun. Belki bu sefer hatalarını itiraf edip gerçeği söylerler. Söyler misin Yakup, Yusuf'un ölmediğinden nasıl bu kadar eminsin? İki nedenden ötürü. Birincisi, eğer kurt saldırsaydı gömlek zarar görürdü. İkincisi, beni hiçbir zaman yanıltmayan sezgilerim. Pekala. Hiç umutlu değilim ama yine de gidip soracağım. Ben onların işledikleri günahı itiraf edip tövbe etmelerini istiyorum. O zaman belki Allah onları affeder. Gözlerimizle görmedik ama tabii ki kurdun onu parçaladığından adım gibi eminim. Daha kaç kez söyleyeceğim? Bin kez bile söylesen yine de yalan söylüyorsun. Keşke çocuk olsaydınız da sizi mosmor kesilinceye kadar kırbaçlasaydım. Yusuf'u kurt parçaladıysa niçin gömleğine bir zarar gelmemiş? Biz de bilmiyoruz. Bu bizim için de anlaşılmaz bir şey. Hepinize lanet olsun. Size inanmıyorum. Yusuf'u kurt parçalamadı. Onu kurt karakterli insanlar parçaladı. Caniler! Biliyorum. Yine Yusuf'u kurdun parçaladığını söylediler. Umarım çok geç olmadan kendilerine gelirler. Köle satıyorum, yok mu alan? Bu köleleri hiçbir yerde bulamazsınız. Yok mu alan, köle satıyorum. Köle satıyorum. Bakın bu köleler çok iş yapar. En güzel köleler bende. Çalışırlar. Bakın bu köleler. Hadi gelin. Hepsi güçlü gelin, kuvvetli. Hadi. Hiçbiri hasta köle değil. Köle satıyorum, yok mu alan? Öyle bir köleyi köle başka satıyorum. Hiçbir köle. Yerde bulamazsınız. Bakın kölelerime. Bu köleleri hiçbir yerde bulamazsınız. Çok ucuz. Şu cariyelere hiçbir yerde bakın. Bu fiyata yok köle bulamazsınız. Bir diğerinden daha güzel. Köle satıyorum. Sizlere güçlü çok iyi eş olacaklar. Buyurun şunların bakın. Güzelliklerine bakın. Hadi. Hem de bu fiyata hiçbir yerde bulamazsınız. Hadi köle isteyen yok mu? Köle satıyorum. Köle. Yok mu ala köle satıyorum. Köle güçlü satıyorum. Kuvvetli kölelerim var. Bakın bu köleler çok iş yapar. Bütün gün çalışırlar. Hadi gelin. Gelin hadi. Köle bakın bu köleleri. Hepsi güçlü kuvvetli. Hiçbir hasta değil. Hiçbir yıllarca sizin için çalışırlar. Köle satıyorum. Bu gördüğünüz kölenin köle satışını 100 de benden açıyorum. 110 de ben çok verdim. Ucuz. Yok mu arttıran? Hiçbir yerde bu fiyata köle bulamazsınız. 300 de ben verin. 2 tane birden alın. Kaçırmayın bu köleleri. Hadi yok mu arttıran? Bunlar sizin için çok iyi çalışırlar. Şunlara bakın. Bu kadar güçlüsünü gördünüz mü hiç? Hiçbir yerde bulamazsınız. Şunların gücüne bakın, gücüne. Sizlere çok iyi eş olacaklar. En güçlü köleler bende. Güzelliklerine bakın hadi. Hadi arttıran yok mu? Hadi köle isteyen yok mu? 150 de ben. 300 verin, 2 tane birden alın. Malik. Onu satma. Ben de istemiyorum ama görüyorsun kendisi satılmayı istiyor. Bu kölenin fiyatı ne kadar? Ben köle satmayı bilmem. Ama size şu kadarını söyleyeyim ki o çok akıllı, çok güzel ve okur yazar biridir. Fiyatını yükselten başka yetenekleri de var. Onu ucuza satmam.
tapınak için iyi bir hizmetkar olabilir. İleride kahin olursa birçok kişiyi tapınağa çeker. Onu satın almaya çalışın. 50 debenle başlayayım mı? 50 deben nasıl? Fiyatı bunun çok üzerinde efendim. Bakın bu kölelere. 100 debenden fazla vermem. Daha çok eder. En güzel, en güçlü köleler. Kim daha iyi bir fiyat verecek? Bakın kölelerime. Çok ucuz. Hiçbir yerde bu fiyata köle bulamazsınız. Güçlü, kuvvetli kölelerim var. Buyurun bakın. Buyurun bir bakın. Hem de bu fiyata hiçbir yerde bulamazsınız. Köle satıyorum. Köle. Hadi köle satıyorum. Şu cariyelere bakın. Potivar en güzel seçimi yaptı. Köle satın almak için en iyi yere geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Umarım bu köleler ihtiyacınıza cevap verir. Hoş geldiniz. Bakın işte kölelerim. 2 at kadar güçlü. 200 de ben. 2 at kadar güçlü efendim. Al götür. Koyun kadar sakindir efendim. Bakın. Bakın. Başka kölelerim de var. Onlara da bakın. Evet, bu çocuğu kullanabiliriz. Evet. Bence bu çocuğu 110, her işte 115 verin sizin olsun. Evet, evet. Ucuz bir köle. Evet. Her işte çalıştırırız onu. Var mı arttıran? Elimden geldiğince paraya kıyacağım. 115. Yok mu arttıran? 120. Hadi daha iyisini bulamazsınız. En güzel köleler bende. 130. Aa, duydun mu? Kabul edilmedi. 300 de ben kabul edilmedi. 320 de ben. 300 de ben. 380 de ben. 385 de ben. Çok iyi bir köle. 395 de ben. Evet. Evet, bence de. 405 de ben. 410 de ben. Evet. 420 de ben. Aa, evet. 425 de ben. Daha çok eder. Daha fazla veren yok mu? Çok güçlüdür. Tek başına her işin üstesinden gelir. Çok iyi bir seçim yaptınız efendim. 3 köle 600 de ben eder. Ben o kadar para veririm. Efendim. Bence çok iyi bir seçim yaptınız. Gerçekten. 380 de ben. Hayır. 380 etmezler. 50 de ben mi? Sadece 50 de ben mi? Daha fazla eder. 55 de ben verirseniz olur, tamam mı? 55 de ben. Daha fazla etmezler bence. Daha fazlasını verebilirsiniz. Ama efendim bunlar daha fazla ederler. Ben o kadar para veremem. Ona 300 de ben verin. Efendim çok iyi bir köledir ama o. Daha fazla eder, daha fazla. Daha fazlasını verebilirsiniz, değil mi? Evet. 380 de ben verin. Hayır. 380 etmezler. Hayır etmezler. Ben o kadar para veremem. Gidelim. Hey, ne oluyor orada? Ne oldu ne ya? Gidelim mi gidelim? Evet. Evet. 380 de ben. Tamam. Açılın, açılın, açılın. 380. Çekil, çekil, çekil. Çekilin. Bin on deben. Evet. Doğru, doğru. Ya, evet, doğru. Evet, evet. Eder. Evet, eder. Olur, olur. Bence de. 1100 deben. Ben de katılıyorum, eder. Evet. İyi bir köle. Hadi o zaman. Çünkü. Evet. Potifar açık arttırmaya katıldı. Ne yapacağız? Efendim, çocuğu Potifar'ın elinden kesinlikle almamız gerekiyor. 1200 deben veriyorum. 1200 deben veriyorum. 1200 deben verdiler. Yok mu artıran? Önerilen fiyatla 10 köle rahatlıkla satın alınabilir. Ama değer. Potifar'ın gerisinde kalmamaya çalış.
Tam 1500 deben veriyorum. Ya ne kadar? 1500 deben. Yok mu artıran? Utanıyorum. Sanki mal alıp satıyorlar. Onu tanısalardı tonlarca altının bile ona eşdeğer olmadığını anlarlardı. Neler oluyor böyle? İki bin mi? İki katı. 3000 demen mi? Üç bin demen! Mısır'ın ileri geleni ve Mısır orduları komutanı Potifar ekselansları 3000 deben öneriyor. Potifar hazretleri 3000 deben veriyorlar. Potifar'la kim rekabet edebilir ki? Kutlu olsun. Bu köle sizindir artık. Terbiyeli, saygılı ve okuryazar bir köle satın aldınız. Ayağı uğurludur. Gittiği her yere hayır ve bereket götürür. Bu köle Potifar ekselanslarına satıldı. Gidebilirsin. Güçlü köleler burada. Gelin hadi. En güçlüleri burada. Daha iyisini bulamazsınız. En iyi köleler burada. Hem de en ucuza. Çağırın. Bu
paha biçilmez mücevheri nereden getirdiniz efendim? Satın aldım. Hem de yüksek bir fiyata. Ne kadar ödediyseniz yine de az efendim. Bu mücevheri satan aptal batıya, ölüler dünyasına gönderilmeli. Herkes altın ve mücevher elde etmek için köle satın alır. Ama bu cahil köle satıcısı ne elde etmek için bunu sattı acaba, merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum efendim. Çok iyi kalplisiniz. Ben yalnızca bir köleyim. Potifar'ın sarayına hoş geldin oğlum. Teşekkür ederim efendim. Gelir gelmez bizi mi özlediniz? Beni neden çağırdığınızı öğrenebilir miyim acaba? Bu hediyeyi beğendin mi? Ben bu çocuğu daha önce görmüş olabilir miyim? Rüya aleminde ya da belki bilmiyorum ama... Doğrusu yüzü bana hiç yabancı gelmedi. Potifar'ın sevkini ve seçimini tebrik etmek gerek. Eşsiz. Adın ne acaba? Yusuf. Yusuf ya Aramca ya da İbranice bir isim. İbraniyim. Şam bölgesinde bulunan Kem halkında. Bu köleler genellikle çobanlık yapıp koyun otlatırlar. Yusuf. Yusuf. Hayır. Ben göçebelere ya da bedevilere ait olan isimlerden hiç hoşlanmam doğrusu. İzin verirseniz ona bir Mısırlı ismi vermek istiyorum. Bu çocuk benim sana bir hediyemdir. Ona istediğin gibi seslenebilirsin. Efendime sonsuz teşekkürlerimi bildiririm. İzin buyurursanız efendim, bir Mısır ismi önermek istiyorum. Dinliyoruz. Yusuf'a yakın bir isim. Yuzarsif. Yuzarsif. Kulağa çok hoş geliyor. Yuzarsif. Evet, güzel. Bundan böyle adını Yuzarsif koyduk. Sence de uygun mu? Siz beğendiyseniz bana laf düşmez. Sizden Yusuf'a çok iyi bakmanızı istiyorum. Bizim için faydalı olabilir. Züleyha onu beğenirse ileride onu evlatlık ediniriz. Neden olmasın? Yuzarsif'ten daha iyisini mi bulacaksınız? Gördünüz mü? Ne kadar güzel bir yüzü var. Hayatımda ondan daha güzel birini görmemiştim. Yani şimdi o bir köle mi? Yüzü kölelere benzemiyor. Burası senin odan. Beğendin mi? Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Yuzarsif'in dinlenmesi için ne gerekiyorsa hemen yapın.
Rabbim, beni kölelikten kurtarıp rahata kavuşturduğun için sana şükrediyorum. Sen kaybettin Malik. Yusuf'u ağırlığınca altına bile satsaydın yine de zararlı çıkardın. Bu büyük bir kayıp. Kabul et, kaybettin. Yapacak bir şey yok. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Fırtınada kayboluşumuzu hatırlıyor musun? Hayvanların kuyunun önünde duruşun içindi sanıyorsun? Senin daha fazla kâr etmen için miydi? Yoksa Yusuf'u kurtarmak için miydi? O tuzlu suyun bir anda tatlı suya dönüşmesi de Yusuf'un bereketiyle olmuştur. Yusuf'a tokat attıktan sonra elimin kurumasını hatırlıyor musunuz? Yusuf'un duası ve dokunuşuyla iyileşmemiş miydi ha? Malik, beni ölümden kurtaran da oydu. Onun duasıyla iyileştim. Evet, Yusuf'un duasıyla. Yusuf sayesinde karlı bir ticaret yaptım ve bunca altın elde ettin. Yusuf sıradan bir çocuk değildi. Neden anlamıyorsun? Bunların hepsi bir işaret. Yalnızca peygamberlere bu işaretler verilebilir. Şimdiye kadar bunu neden anlamadım ki? Yusuf kimdi? Niçin soyu hakkında bilgi vermedi? Yazıklar olsun sana Feli. Keyfimi kaçırdım. Şimdiye kadar kazançlı çıktığımı sanıyordum. Oysa şimdi kendimi hüsrana uğramışlardan görüyorum. Yazıklar olsun bana. Ben bir köle değil, Allah'ın sevdiği bir kulu ya da onun bir peygamberini satmışım. Sözlerindeki güzelliği, davranışlarındaki asilliği nasıl da göremedik. O kin taşımayan kalbini ve yüce ruhunu nasıl da idrak edemedik? Ben bugünden itibaren kendi tanrılarımı bırakıp onun tanrısını seçtim. Kim ne derse desin. Ben bu büyük kaybı telafi edeceğim. Bir şeyler yapmalıyız. Nereye? Şimdi bir şey yapamazsın. Sabaha beklemeliyiz. Potifar Hazretleri'nin sarayı nerede? Dost doğru gidin, sarayı göreceksiniz. Arıyorsunuz. Potifar ekselanslarını görecektik. Önce izin almalısınız. Yukarı gelin. Hadi gelin. Efendim bunlar efendi Potifar'ı görmek istiyorlar. Mısır Azizi Potifar'la ne işin var senin? Ona bir köle satmıştık.
Ona dün satın aldığınız kölenin eski sahibi geldi deyin. Ne işiniz var dedim. Ondan bir miktar fazla para almışız. Kendisine iade edeceğiz. Bekleyin o zaman. Ne oldu Radamun? Size dün köle satan tacir sizinle görüşmek istiyor efendim. Pek mutlu görünmüyorsun İbrani. Burada olduğum için mutluyum ama köle olarak değilim. Sana köleler gibi mi davranıyoruz yoksa? Davranışınız her türlü takdirin üstünde. Bu düşünce kölelik duygusundan kaynaklanıyor. Aferin. Düşündürücü ve yerinde bir cevap. Ben ona güveniyorum efendim. Çünkü o okuma yazma da biliyor. Uzun dili hariç her şeyi mükemmel gibi görünüyor ki dilini de biraz kısaltmamız gerek. Hanımefendi, emin olsunlar ki boş konuşan biri değilim. Potifar ve sizin izniniz olmadan konuşmayacağım. Aferin, böylesi daha iyi. Nerelisin? Annenin ve babanın isimleri ne? Sizin için ne fark eder ki efendim? Koyun otlatma ve çöllerde dolaşan insanların ne geçmişi olacak ki? Sizden görüş isteyen oldu mu? Ancak Yusuf'un güzel yüzü onun asil bir aileye mensup olduğunu gösteriyor efendim. Ne oldu tacir? Pişman mısın yoksa? Evet. Hayır. Niçin geldiğimi arz etmeden önce izin buyurursanız Yusuf'la yalnız konuşmak istiyorum. Müsaade eder misiniz efendim? Lütfen. Anlıyorum. Yüzer sife alışan birinin ondan kopması kolay değil. Onlara yandaki salona kadar eşlik et. Görüyorsun, Yüzer Sif'ten ayrılmak onun için kolay olmamış. Yusuf. Adını ve kimin oğlu olduğunu öğrenmek için geldim. Söyleyinceye kadar da dönmeyeceğim. Söyledim ya, ben kuyum. Hayır. Bunları daha önce duydum. İnandığın Allah adına bana kimin oğlu olduğunu söyle. Sana anlatacaklarımı kimseye anlatmayacağına dair Allah'ın huzurunda söz vermelisin. Söz veriyorum. Ve İbrahim'in Rabbine yemin ediyorum. Ben İbrahim'in oğlu olan İshak'ın ve onun da oğlu olan Yakup'un oğluyum. Olamaz. Yazıklar olsun bana. Biz seninle amca çocuklarıyız. Sen İshak'ın torunu, ben de Allah'ın kurbanı İsmail'in torunlarındanım.
Allah beni kahretsin. Böyle bir şeyi nasıl yaptım? Niçin seni sattım? Amcaoğlu olduğumuzu ben biliyordum. Satılmaktan dolayı da şikayetçi değilim. Mısır'a gelip satılmam gerekiyordu. Bu olaylar Allah'ın iradesiyle büyük bir hadisenin başlangıcı olacak. Onca mucize karşısında sıradan bir insan olmadığını tahmin etmeliydim. Sen bir peygambersin. Bir peygamberi köle olarak satan bana yazıklar olsun. Buna nasıl dayanırım? Sakin olun. Kalkın. Bu olayların olması gerekiyordu. Görevimi yapmak için Mısır'a gelmeliydim. Sadece sen hayra vesile oldun. Sana minnettarım. Bu hatamı telafi edeceğim. Bu sahiplerinin imzaladığı kölelik senedindir. Onu sakla. Siz burada kalın. Konuşmalarımıza tanık olmanızı asla istemiyorum. Potifar ekselanslarının huzurunda kendilerinden özür diliyorum. Bendeniz sizinle yaptığım anlaşmayı feshetmek istiyorum. Yusuf'u satmıyorum. Seni tebrik etmek istiyorum. Daha önce seni Yuzarsif'in değerini bilmeyen bir ebleh olarak betimlemiştim çünkü. Ama görüyorum ki öyle değil. Sen de bu mücevherin değerini öğrendin. Ama biraz geç kalmadın mı? Bunu satmadan önce düşünecektin. Artık çok geç. Biriktirdiğim tüm serveti Yusuf karşılığında vermeye hazırım. Rica ediyorum, onu bana geri verin. Sanırım bizi duymadınız. Yuzarsif'i asla hiçbir fiyatla size geri vermeyi düşünmüyoruz. Ben de size pişman olduğumu arz ettim. Biz Yusuf'u satmıyoruz ve onu almadan da buradan gitmeyiz. Bir kelime daha ederseniz sizi zindana attırırım. Gidin buradan, hadi gidin. Çekilin karşımdan. Ben Yusuf olmadan buradan gitmem. Ekselansları, izin verin Yusuf'u götürelim. Radovan! Atın bunları zindana. Allah'ım sen şahit ol. Ben Yusuf'u satın aldım ama Yusuf'u satmadım. Onu bana geri verin. Onu satmıyorum. Zindana götürün. Satmıyorum. Yusuf'u bize geri verin. Satmıyorum onu. Onu bana geri verin. Geri verin. Geri verin onu bana. Satmıyoruz. Yusuf'u satmam. Yürün. Satmıyorum. Yürün dedim, çık dışarı. Satmıyorum. Onu geri verin. Efendim, onları bağışlayın. Onlar benim yüzümden kendilerini tehlikeye attılar. Onlar cezalandırılmayı hak ettiler. Rica ediyorum. Ancak Yuzarsif'in hatırı için vazgeçtim. Onları serbest bırakmalarını söyle. Zindana gerek yok. Yuzarsif, senin neyin var ki o köle satıcısı bütün hayatını sana feda etmeye kalkışıyor? Ne söyleyebilirim ki? Benim kendime ait hiçbir şeyim yok. Yusuf gibi zayıf bir varlığın nesi olabilir ki? Bu hesaba göre bizim Yusuf üstünde bir hakkımız kalmadı. Onun için ödediğimiz meblağ bize geri geldi. Değil mi hatun? Ben nankör biri değilim efendim. İyiliklerinizi dinar ve debenle değiştirmeyeceğim. Doğrusu ben bu değerli hediye için çok minnettarım.
Karım ama. Yüzersif'in yıkanıp güzel elbiseler giymesini temin ettikten sonra yanımıza getirin. Emredersiniz efendim. Dikkat ettin mi? Diğerlerinin aksine benim önümde hiç mi hiç eğilmiyor. Sakıncası yok. Zamanla öğrenir. Bence kasten eğilmiyor. Ben Yusuf'u istiyorum. Onu bize geri verin. Onu geri verin. Biz Yusuf'u satmıyoruz. Yusuf'u satmıyoruz. Onu bize geri verin. Hadi gidin buradan. Yusuf'u satmıyoruz. Onu bize geri verin. Verin. Yusuf'u geri verin. Geri verin. Onu satmıyorum. Anladınız mı? Yusuf'u satmıyorum. Verin onu. Hadi. Geri verin. Hadi gidin buradan. Yusuf'u bizden ayırmayın. Yusuf'u geri verin. Geri verin onu. Onu geri verin. Ne olur geri verin. Gelin hadi. Yusuf'u geri verin. Satmaktan vazgeç. Yusuf'u bize verin. Yusuf'u bize verin. Yusuf. Yusuf. Yusuf'u verin. Yusuf'u geri verin diyorum size. Şansınız varmış. Eğer Yüzersif olmasaydı uzun bir süreyi hapiste geçirirdiniz. Buralarda gözükmeyin. Hemen gidin. Ben Yusuf'tan vazgeçmeyeceğim. Göreceksiniz. Canına susamadıysan git buradan. Şansını daha fazla zorlama bence. Potifar ve eşi benim gibi aptal değil ki Yusuf gibi bir mücevheri kolaylıkla geri versin. Biz zarar ettik Feli, zarar ettik. Ben değil, sen zarar ettin. Allah'ın yardımıyla ben kâr ettim. Hayatımın kârını elde ettim. Kâr mı ettin? Nasıl? Sen Yusuf'u hiçbir şey almadan yitirdin. Yusuf'u kaybettim ama onun Rabbine iman ettim. Ben kendi taşlarımı, putlarımı bıraktım. Ve tek bir Allah'a iman etme şerefine nail oldum Yusuf sayesinde. Evet, yemin ederim ki ben zarar ettim. Gerçi Allah'ın peygamberini satmadım ama hayatım boyunca kendimi affetmeyeceğim. Ben memlekete dönüp insanların tek bir Allah'a iman etmesi için çalışacağım. Yusuf burada olduğu müddetçe ben bu şehri terk etmem. Gecelediğimiz yere gidelim.